Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 22. hafta ve 23. hafta rehberliğiyle karşınızdayım. Niye? 2 hafta üst üste. Çünkü çok video var arkadaşlar. İlk hafta konu anlatımını yapın. İkinci haftada soru çözümlerini yapın. Hem konu anlatımı hem soru çözümü bayağı bir yoğun geçer. O yüzden böyle düşündüm. Yani haftaya karşınıza gelmeyeceğim. İki videoyu birden birleştirdim. Evet gençler, doğru analitiğine geçiş yapıyoruz. Doğru analitiği AYT'de gerçekten ama gerçekten çok önemli. Nokta analitiğiyle ilgili bir ya da iki soru çıkabilir. Bilemiyoruz ama analitik geometriden toplamda 4 tane soru çıkıyor. Bu doğru analitiğinde de arkadaşlar şöyle baktığımız zaman 3 soru falan çıkacak gibi. Ya da 2 soru garanti diyebiliriz. Bir yoğunluk var ama bu doğru analitiğini aynı zamanda çember analitiğinde de kullanıyoruz. O yüzden en önemli yerlerden biri. Ve bayağı bir video yoğunluğu da var. 10 tane videodan bahsediyoruz. O yüzden ne yapacaksınız? İlk haftayı böyle konu anlatımı ağırlıklı, hani parçalayın videoları. Böyle ne bileyim 2-3 videoyu, 3 videoyu işte 10 video ya. Mesela 3-3-4 şeklinde yapabilirsiniz. Ha, bu yoğunluğu belki kaldıran arkadaşlar olabilir. Belki bir günde bitirecek olan arkadaşlar olabilir. Bazı arkadaşlar çok hızlı. Ama tavsiyem şudur. 3-4 güne videoları bölün. İyice bir konu anlatımını kavrayın. Ondan sonra sorularına şöyle bir bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşım. Bunu da yapmak için 10 video ve 10 videoluk testleri de çözmek de bayağı uzun süreceği için ikinci haftayı da 23. haftayı da o şey bir sonraki haftaya da zaten soru çözümü diye de yazmışım. O şekilde değerlendirseniz iyi olur. Ha, şunu yapabilirsiniz. 3 günde videoları bitirdiniz. Toplamda 14 gününüz var ya, geri kalan 11 günde o soru çözümü için de kendinize böyle bir zaman ayırabilirsiniz ki bence en mantıklısı bu. 3 gün videoları bitir, sonra geri kalan 11 güne testlerini yay şeklinde gitsin. Tamam. Şöyle kendimi de şu şekilde küçülteyim. Yani şurayı görün. Doğru analitiğinde kaç video varmış? 10 video varmış. Bu 10 videoyu paylaştır 1-2-3 güne. Geri kalanlarında da soru şeklinde gidersen böyle sıkıntı yaşamazsın dostum. Evet, doğru analitik gerçekten çok önemli bir yere sahip. Yani analitik geometri AYT'de çok önemli bir yere sahip. Artık AYT netlerini bu videolardan sonra büyük ihtimalle daha da yükselteceksiniz. Çünkü AYT sınavında böyle geometriler böyle zayıf kalıyordu. Ama artık işi öğrendiğiniz noktadasınız. Ve analitik geometriye gerçekten ama gerçekten en ince detayına kadar girmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü AYT'de çok önemli bir yere sahip. Soruların neredeyse yarısı analitik geometriden çıkıyor. O yüzden burayı ihmal etmeyin. Ama eski bilgilerinizi de üst üste koyarak gideceksiniz yine burada da analitik geometride. Sadece analitik geometride formülleri ezberleyeyim, formül üzerinden gideyim, duvara ben yazdım, sınava kadar okuyacağım o duvardaki yazıları, sınava girdiğimde de o formüllerden soru çıkacak diye zannediyorsan öyle bir şey yok. Öyle bir soru gelir ama bir tane gelir. İşte o formülle alakalı bir şey. Orada tanımlarını falan her şeyini yine veriyoruz. En küçük yani en böyle mantığına kadar her şeyi mantığına kadar veriyoruz. Ama o formül de olsa o formülle ilgili böyle şekil çizdirmeli sorular, işte basit bir şekilde şekil çizdirmeli sorular ya da analitik düzlem çizdirmeli sorularla karşılaşacaksınız. O yüzden eski bilgileriniz burada şart. Üçgeni de dörtgeni de çemberi de bu konunun içerisine uyarlamayı da bileceksin. Ki videolarda zaten biz bunu çok da güzel bir şekilde anlatıyoruz ve aktarıyoruz. Sizler de inşallah bu yönde kendinizi geliştireceksiniz ve bu iki hafta boyunca çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Evet gençler, bu program bu şekilde. Önümüzdeki hafta pazar günü karşınıza gelmeyeceğim. Dönüşüm geometrisinde karşınıza geleceğim. Haberiniz olsun. O zaman yoğun bir hafta sizi bekliyor. Analitik geometriye şöyle düzgün bir şekilde çalışın bakalım. Ve AYT netleriniz de artık yavaş yavaş şöyle bir fırlasın bakalım. Evet, az kaldı bu arada. Çok az kaldı. Şöyle bakacak olursak gerçekten çok az kaldı. Vallahi şöyle analitik tekrar bir hafta falan düşürürsek ondan sonra katı cisimler falan filan gerçekten çok az bir zaman kaldı. Yani geometri netlerinizi böyle fulllemeye çok az zaman kaldı arkadaşlar. Şu katı cisimleri de tam anlamıyla halledersek. Evet gençler, önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hafta rehberliğinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.